Merhaba arkadaşlar. Mavi ağırlıklı bir kombin yaptım. Bu kombinde Shuai NXR Valkyrie var. Revit'in Raceway modeli var. Ve yine Revit'in bir eldiveni var. O da Sand Pro diye geçiyor. Şimdi bunların detaylarına ineceğim. Valkyrie modelini daha önceden görmemiş olabilirsiniz. Tanıtımlarda hani bazen tek tek geçirmiyoruz. Üçlü falan geçiriyoruz böyle. Ve hani olmuşken NXR'ın birkaç tane modelini birden sunmaya çalışıyoruz. O yüzden de bunu tek sunacağım. Dış kabuğu fiber bir yapıya sahip. Gerçekten iyi bir yapıya sahip. Ön tarafında özellikle üst tarafında idare edilebilir hava kanalları var. Bu kanallar gerçekten çok iyi ve özellikle camının oturması çok iyi. O yüzden de hani en az ses yapan kaslardan bir tanesi, yol sesi veya rüzgar sesini en aza indirgeyebileceğiniz kaslardan bir tanesi. Shuai'den memnun olanlar zaten bilirler. Hiç almamış olanlar da bunu gerçekten iyi dinlesinler lütfen. Ön tarafındaki camı rahatlıkla açabilirsiniz. Kademeli şekilde açılır. Tekrar ön tarafında yani burun tarafında çok iyi havalandırmalara sahip 6 adet hava kanalı var. Ön tarafındaki şu kanalı açtığınız anda buradaki 6 hava kanalı camın içinin buğulanmasını engelliyor. Zaten bunlar da pinloğa hazır olarak geliyor. Büyük bir burunluğu yok. Yani bir burunluğu yok daha doğrusu. Alt tarafında bir çene pedi yok. Fakat double D bir bağlantısı var. Özellikle boyun pedleri çok iyi yapılmış. Zaten geniş bir bakış açısına sahip olduğu belli oluyor kaskın. Dediğim gibi fiber yapısı var. Aerodinamiğe gerçekten çok önem vermişler. Arka tarafında da hava kanalları var. Onlar da gerçekten elde idare ediliyor ve hemen spoiler'ın altında duruyor. İç tarafındaki pedleri isterseniz yıkayıp çıkartabilirsiniz. Bu birçok kasta var zaten. Hem de terlemenizi engelleyecektir. Ön tarafındaki hava kanalını söyledik. Double D bağlantısını söyledik. Bir de ekstradan şöyle bir özelliği var. Çok iyi hava alabilir. İç kanallarına sahip olduğunu da ekleyeyim gerçekten bunun. Ve diyelim kaza yaptınız. Kazadan sonra kafanızdan çıkartmaları gerekti. Şurada iki tane bantı var. Bu bantlardan çekerek kafanızdan rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Çıkartabiliyorlar. Hani siz öyle bir yetiye sahip değilseniz, kazada kötü yaralandıysanız bunları çıkartmak için kolaylıkla kullanılabilen iki tane bant koymuşlar. Camı kolaylıkla çıkıyor. Şuraya bastırdığınız zaman, dışarıya doğru ittirdiğiniz zaman rahatlıkla çıkıyor ve diye kapanıyor. Gerçekten güzel bir kask. Bu kaskın modeli Valkyrie modeli. Bununla beraber Revit'in Raceway ceketini sunuyorum tekrar. Bu yazlık ve baharlık bir ceket. Özellikle hani mesela Yamaha R25 olan arkadaşlar bu ceketi beğeneceklerdir diye tahmin ediyorum. Açtığımızda iç tarafının tamamen hani file bir yapıdan oluştuğunu görüyorsunuz. Revit pantolonunuzla birleştirebilirsiniz isterseniz. Arka tarafında herhangi bir sırt koruması yok. Sırt koruma ile beraber gelmiyor. Onu ekstradan almanız gerekiyor. Omuz ve dirsek korumaları var. CE onaylı özel yapılmış korumalardır. Cırt cırtlı bir bilek yeri var. Ayrıca yan tarafında iki tane cep var. Renkleri de gerçekten uyumlu. Arka tarafı da çok kısa değil. Hani bazı şeylerin, bazı spor ceketlerin arka tarafı çok kısa oluyor. Bunun gerçekten çok kısa değil. Aynı zamanda belini cırt cırtlı olarak açıp kapatabilirsiniz. Arka tarafında da hava alabilmesi için iki tane delikli haznesi bulunuyor. O da böyle fermuarla açılıyor. Trafikte de görünmenizi sağlayabilecek kadar size bir reflektif bir özellik sağlıyor. Beraberinde bunun ben şöyle bir şey seçtim. Şöyle bir eldiven seçtim. Bu eldivenler yeni nesil eldivenler. Korumaları farklı tarzda. Böyle delikli yapılmış. Farklı tarzda görünen korumalar. Bu bir noktaya çarptığınız zaman elinizi o darbeyi dağıtabilmek için özel tasarlanmış. Tabii ki bu da yazlık bir eldiven. Bunun adı da Sand Pro diye geçiyor. Elime girersem daha iyi anlarsınız tahminen. Şöyle elime giyeyim. Şöyle bir cırt cırtı var. Buradan kapanıyor.
Özellikle baş parmağında güzel korumaları var. Bilek yerinde dediğim gibi yeni nesil koruması var. Üst tarafında yeni nesil yumruk koruması var. Ve tabii ki elinizin tam üst ayasına gelebilecek şekilde konumlandırılmış bir tane daha koruması var. Bu bilek koruması gerçekten iyi. Delikli bir yapısı olduğunu zaten görüyorsunuz. Baş parmak koruması var. İç, avuç içi korumaları var. Tabii ki eklem yerlerinde de diğer korumaları var. Her tarafa hava alabilir dokuyla yapılmış. Hava alabilmesi için özel yapılmış. Gerçekten güzel bir eldiven. Bu kombinden almak istiyorsanız veya siz kendinize farklı bir kombin yapmak istiyorsanız mağazamıza uğrayabilirsiniz. Mağazamıza gelemiyorsanız, başka şehirdeyseniz isterseniz internetten sipariş verebilirsiniz. Biliyorsunuz motosikletaksesuarları.com sitemiz. Oradan alıp bu kombine sahip olabilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmında bütün detaylarını yazıyorum. Linklerini de koyuyorum. Fiyatlarını da paylaşıyorum sizinle. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi seyretmeyi unutmayın. Her gün değişik bir kombin, değişik bir ürün tanıtıyoruz. Hepinize iyi sürüşler.